Evet arkadaşlar, ben Deniz Hayret İsmail ve şimdi sırada efendim yufkalarımızı yaptık. O kısmını çekmedik ama kuruydu, ıslattık. Islattıktan sonra şimdi artık ne yapma zamanı? Trit yapma zamanı. Islattık, yumuşadı. Onları şimdi şu şekilde dürüm haline getiriyoruz. Sonra kesip kesip şurada gördüğünüz tepsinin üzerine bunu döşüyoruz. Evet. Şimdi sıra bende. Evet, bakın böyle bir tane lokum böyle. Tepsinin şu kenar köşesine uygun olacak şekilde ufak ölçümüzü aldıktan sonra İsmet tepsiyi yukarı koy. Diziyoruz. İsmet tepsiyi yukarı koyarsan. Evet. Tepsiyi çok güzel. Yukarı koyalım. Yukarı koyalım. Görsünler. Evet. Şimdi önce şöyle. Ha, aynı öyle. Ortadan bir şey. Aynı bu şekilde. Her şey elle. Of, lezzeti burada. Böyle döşüyoruz bunu. Devam ediyoruz hemen. Yapmaya çalışıyorum. Yoksa bunlar ağza girecek çünkü. Sonra parçalandı mı yemesi büyük oldu mu yemesi zor oluyor. Parçalaması zaten çok zor. Tepsiyi bu şekilde doldurarak diziyoruz arkadaşlar. Bunlar hazır yufkadan. Tabi kendimiz açma imkanımız olsaydı kendi açtığımız yufka daha güzel oluyor. Yani o daha lezzetli oluyor. Fakat hani o kadar da biz değiliz sonuçta. İki tane erkek yüzü. Gerçi birader açar ama uzun olur dedik, uğraşmayalım. O yüzden hazır yufkadan açtık. Bu yufka yeter herhalde değil mi? Yetmesi lazım. Bir tepsiyi doldurması lazım onun. Fazla sıkıştırmadan. Şimdi bıçakla da kesebilirsiniz ama hani biliyorsunuz metal ne kadar değerse yediğiniz içtiğiniz gıdanın değeri lezzeti kaçar. Lezzeti o kadar kaçıyor. O yüzden mümkün mertebe ellerimizde en güzeli o. Ya zaten hani eldiven falan yapıyorlar ya, bence yine en sağlıklısı eller ya. Elini güzel yık arkadaş. Çünkü bildiğim kadarıyla parmak uçlarında mikropları yok eden yok. Bakteriler var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sol el kendi kendine bakteriyi öldüren bir güce sahip. Sol el öyle mi? Sol el. Allah Allah. Sol el kendi kendine bakteriyi öldürüyor. Allah-u Teala öyle yaratmış. Bunu biliyor muydunuz? Sadece bilmiyordunuz. Parmak uçları olarak biliyorum ama sol el olarak... Sol el, özellikle sol el kendi kendine bakteriyi yok ediyor. Neden enterasın acaba? Allah'ın işi ya Yüce Rabbim. Her şeyi usulünce... Neden Peygamberimiz sol elinle necis işleri yapabilirsin diyor acaba? Kendi kendine bilim adamları açıkladı. Kendi kendine bakterileri öldürüyormuş. Dezenfekte oluyormuş sol el kendi kendine. Sağ el değil. Sağ el kuvvet kullanmak için normalde. Tabii sol elini kullananlar da var bu arada. Sağ el yerine solak olarak doğanlar da var. Onlarda beis yok. Onda sağ eli. Aynı neticeyi görebilir. Kalbi solda olanlar da sağda olanları da gördüm ben. Kalbi solda değil sağda olanları gördüm. Tabii. Kalbi sağda olanlar da var. Ki bu yorumlar gelecektir. Evet benim kalbim sağda diyenler olacaktır. Kalbi sağda olanlar var. Organların karaciğerin başka yerde olduğu olan insanlar var. Organların değişik yerlerde olan insanlar var. Evet dediğimiz ya arkadaşlar var ya şu lezzeti şimdi seyredeceksiniz de. Hep birlikte yemek isterdim ya. Kalabalıkla beraber. Ya belli mi olur? Belki o 1500-2000 kişi, belki 3000 kişi bir sofraya oturup yiyebiliriz. Çok böyle üşümüyor. Niye böyle otur sen? Tabii şu anda oğlunu savunuyor. Oğlun arkan üşüyor diyor. Kapıyı kapatayım diyor. Anne işte. Anne. Anne tipik Osmanlı kadını. Osmanlı kadını. Buyurun. Osmanlı kadını şöyle yakından. Tipik Osmanlı kadını. Buyurun. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? 81 yaşında. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Allah ömür versin cümle annelerimize, bütün annelerimize Allah şifa versin. Allah sıhhat versin. Allah ömür versin inşallah. Maşallah. Besmele-i kiramı çektikten sonra o pişirdiğin 4 tane yufka 10 kişiyi de doyurur. 20 kişiyi de. 1000 kişiyi de. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli. Bak tepsi doldu. İşte bir farkı bu sefer kadınlar değil biz hazırladık. Erkekler hazırladık. İki tane erkek. Demek ki erkekler de bu işi becerebiliyor. Demek ki Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Hatice validemiz çalışan bir kadınmış. Tüccar, ticaret ehli bir kadınmış. Demek ki erkekler de ev işlerini yapabiliyor. Ve bundan beis yok. Şimdi benim biraderim kılıbık mı? Sizce? Ama değil maalesef. Hanımı diktatör mü? Vallahi değil o da değil. Öyle işte kendi dünyalarında güzel güzel geçinip gidiyorlar. Ne güzel mutlular. Paylaşmak güzel bir şey demek. Hayat arkadaşı demek bu demek demek. Hayat arkadaşı birbirinin yükünü hafifletmek demek. Bence o. Doğrusunu siz daha iyidir. Evet. Şu anda biraderimiz esefle seyrediyor. Çok güzel düşer ya. Aynen. Evet. Birazdan kadar yiyeceğiz. Yemek üzere böyle tezimizi hazırlıyoruz. Püf noktası çok fazla sıkı hazırlamıyoruz.
biraz gevşek. Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Orta karar. Etmez, etmez. Yeter bir tane daha. Yok, yok, yap, yap. Bir hepsini. Tane daha. Evet. Yok, hepsini doğru, hepsini doğru. Biraz var, sıkı olsun, lezzetli olur. Ancak yeter, ancak yeter. Ancak yeter. Tamam, ancak yeter, bileler. Ancak yeter, o yufka ne olacak? Ya bileler. Şimdi Türk milleti olarak böyle biliyorsun yani. Bir de et varsa için içinde. Ya belki etmez ya. Kız var bende nasıl ya? Yani, yiyecek tabii. Can boğazdan gelir. Hepsini doğrabilirsin hepsini. Kalmasın. Şimdi bizim yufkalar tabii kendimiz asledik biraz daha kalın olur. Daha lezzetli oluyor da. Bu da iyi, bu da iyi. Allah'ın nimeti yenilmez. Çok şükür Rabbimize. Bugün rızkımız da bu. Değil mi? Baykuşu bilir misin baykuşu? Baykuşun önüne her gün bir tane serçe gelir. Evet ciddi ben şahidim gördüm. Gördüm ve şahidim. Evet doğrudur. Her Allah yarattığı her mahlukatın rızkını ayrı ayrı verendir. Yeter ki istemesini bilelim. Şarjım gidiyor. Kapatayım bunu. Evet arkadaşlar, tiritimiz hazır. İşte güzel de tepsimizi dizdik. Şimdi bundan sonraki olayı da yerken anlatacağım. İşte tiritlerimiz olay tamamen bunun üzerinde. Tiritleri lokma lokma doğrayıp belli bir ölçüde sıra sıra dizdik. Sıra geldi hazır gerisinde. Ben de kadın. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.